Tamam, o zaman o randevu saatlerinin yerlerini değiştirelim. Öyle bir kaydıralım. Serpil Hanım gelemeyecekmiş. Tamam Canan Hanım. Canan Hanım, iyi günler. Buyurun beyefendi. Kızım için görüşmeye gelmiştim. Ah, kızınız derken? Elçin Paksoy, babasıyım. Ha, merhaba, hoş geldiniz. Ya normalde danışanlarımız hakkında bilgi vermiyoruz ama ne öğrenmek istemiştiniz? Yok, hayır, bilgi almak için değil. Sadece size teşekkür etmek için geldim. Teşekkür mü? Yani ne için anlamadım. Elçin sizle terapiye başlamadan önce çok kötü durumdaydı. Yani okuldan eve geliyordu, odasına kapanıp dersleriyle ilgilenmiyordu. Yemeğe bile inmiyordu. Ama şimdi her şey mükemmel. Çok teşekkür ederiz. Ya bir saniye. Elçin Hanım sizinle beraber mi yaşıyor? Tabii bizimle beraber yaşıyor. Bana bundan bahsetmemişlerdi. Pardon, bahsetmemişlerdi derken... Elçin Hanım ve eşi bana grup terapisine geliyorlar, biliyorsunuz ki. Ha, ama merak etmeyin, her şey yolunda. Hani her evli çiftin yaşayabileceği sorunları yaşıyorlar. Bir dakika, bir yanlışlık olacak. Elçin evli değil ki, Elçin Paksoy'dan bahsediyor. Benim kızım bekar. Evet, Elçin Paksoy'dan bahsediyorum. Hatta eşi de Ceyhun Bey. Ceyhun mu? Bir dakika. Beni yine kandırdılar. Siz... Bakın, daha sonra bana da bir seans ayarlayabilir misiniz? Yani. İhtiyacım olacak. Ben sizi ararım sonra. Anladın bir şey? Hayır. Neyse. Ders çalışıyordum, ne oldu? Otur kızım, konuşmanız lazım. Aynı ses tonu. Furkan nerede? Gitti mi? Ne Furkan'ı? Nereden çıktı şimdi Furkan? Otur kızım, konuşacağız dedin ya. Furkan ne zaman bizim eve gelip gitse aynı şey oluyor. Konuyu saptırma Elçin. Şurada seni karşımıza aldık, konuşuyoruz. İşte ben de onu diyorum. Hep beni karşınıza alıyorsunuz anne. Ben istiyorum ki yanınıza oturayım, beraber konuşalım. Ayrıca istediğiniz her şeyi yaptım. Terapiye git dediniz, gittim. Yani daha ne istiyorsunuz? Terapi dedin de aklıma geldi. Nasıl gidiyor? Yoksa çift terapisi mi desek? Ama ben yine de tebrik ediyorum sizi Elçin. Hani Ceyhun'la beraber terapiye gidiyorsunuz ya. Hiç değilse evliliğinizi kurtaracaksınız. Siz nereden öğrendiniz? Kızım, bizim nereden öğrendiğimizin ne önemi var? Sen hala bu çocukla ne arıyorsun? Seviyorum baba. Elçin, sana inanamıyorum. Sen eskiden böyle değildin. Şu anda sürekli yalan söylüyorsun. Çok özür dilerim ama siz mecbur bırakıyorsunuz beni. Şimdi de biz suçlu olduk yine. Anne pardon da ya her şeyimi elimden aldınız, farkında değil misiniz? Ya bırak hani sevdiğim insanı kendim seçmeyi. Babam çocuk gibi her gün okula getirip götürüyor. Hiçbir arkadaşımı göremiyorum. Hayatım bitti benim. Ne yapsaydık Elçin? Oturup da senin yanlış yapmanı mı izleseydik yani? Sizin yanlış dediğiniz şeye ben aşk diyorum. Elçin, biz senin düşmanların değiliz. Bu Ceyhun denilen çocuk da sana uygun biri değil. Biz senin bir hataya düşmeni istemiyoruz. Ya bırak düşeyim baba işte. Düşe kalka öğrenirim sonuçta. Yani aşk uçurumdan atlamak gibi bir şey olduğu için yar denmiyor mu sevgiliye? Bugüne kadar size hep dürüst davrandım. Bundan sonra da dürüst davranmamı istiyorsanız aşklarıma karışmayın. Karışmayalım da bir dahaki sefer Orçu'yu getirsin başımıza. Bahri. Hı? Ne yapacağız bu kızla? Bahri, indirir misin şu gazeteyi? Ama ekonomi sayfasını okuyorum hayatım. Kızımızın geleceği mi yoksa ekonomi sayfası mı daha önemli? Haklısın. Kızımızın geleceği tabii. Ay, ne yapacağız bilmiyorum. Yani ona zorla bir şeyler yaptırmaya çalıştıkça daha kötü olacak diye korkuyorum. Yani bu ara çok yüklendik. Derslerini etkileyecek. Hani sen okula götürüp getirdin, sonra psikoloğa götürdün. Ya ne götürdün getirdin? Bizi suya götürüp susuz getiriyormuş, baksana. Ama Bahri, her şey daha kötüye gidiyor. Bence ona arabasının anahtarını geri verelim. Aa. Hayatım, yani kızımın bana yalan söylemesini istemiyorum. Ben şimdiye kadar onunla arkadaş olmaya çalıştım. Bence hiç iyi bir fikir değil. Bahri, biz bir adım atalım. Belki o bize koşarak gelir. Ya onu bıraksak nereye koşacağını ben biliyorum. Ay Bahri, daha iyi bir fikrim varsa söyle, onu yapalım. Yok, aslında sen haklısın. Hadi baba, geç kalacağız. Elçin, sen çıkabilirsin, ben gelmiyorum. Şoför mü götürecek? Hayır.
Arabanla gidebilirsin. Dalga mı geçiyorsun, ciddi misin? Aslında fikrimi değiştirmiş değilim. Of, Ceyhun denilen çocuğa da hala güvenmiyorum. Ama ben güzel kızıma güveniyorum. Lütfen benim yüzümü kara çıkarma. Ayrıca sizin okulun yolu da bana çok ters geliyor trafik olarak. Sıkışık, yoruluyorum. Hadi kızım, özgürsün artık. Ama lütfen artık bizi üzme. Tamam. Belki bu anahtar da aramızdaki kilidi açar. Arabamı çok özlemişim. Baba çok sağ ol. Anne. Canım. Teşekkür ederim. Hoşça kal. İyi, ben gittim.